Değerli davetlilerimiz, Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin düzenlemiş olduğu Geçmişten Günümüze Türkiye-Sri Lanka İlişkileri konulu video konferansımıza hoş geldiniz. Tüm davetlilerimizi GASAM adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. GASAM nedir? Güney Asya ülkeleri Afganistan, Bangladeş, Bhutan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka ülkelerin tarihi, siyasi, askeri, ekonomik ve sosyokültürel yapıları, bölgenin stratejik ve jeopolitik dengeleri hakkında objektif ve tarafsız kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 2004 yılında kurulmuş bir düşünce kuruluşudur. Bugünkü davetli konuşmacımız Büyükelçi Tunca Özçuhadar. Sayın Büyükelçim, katılımlarınızdan dolayı GASAM adına zat-ı alilerimize teşekkür ediyorum. Sözü Sayın Büyükelçime bırakırken konuşmacımızın hayat hikayesini kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Büyükelçi Tunca Özçuhadar ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da, yüksek öğrenimini Avusturya Salzburg Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. 1994'te meslek memurluğu sınavını kazanarak Dışişleri Bakanlığı'na intisap etti. Sırasıyla konsolosluk ve hukuk işleri dairesinde ve Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kuruluşlar dairesinde çalıştı. 1997-2000 yıllar arasında Manila Büyükelçiliği'nde 3. katip ve Tokyo Büyükelçiliği'nde 2. katip olarak görev yaptı. 2002-2004 yıllar arasında Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü'nde baş katip olarak görev yaptıktan sonra Berlin Büyükelçiliği'ne atandı. Berlin'den sonra Salzburg Başkonsolosluğu'nda Başkonsolos Yardımcısı olarak hizmet verdi. 2008-2010 yıllar arasında Ankara'da Protokol Daire Başkanlığı görevini ifa ettikten sonra 2010-2013 yıllar arasında Hannover'da başkonsol olarak görev yaptı. 2013-2015 yıllar arasında Ankara'da elçi ünvanıyla protokol genel müdür yardımcısı olarak vazifelendirildi. 1 Temmuz 2015 tarihinde Türkiye'nin Sri Lanka nezdindeki büyükelçiliğine büyükelçi olarak atandı ve Ocak 2020 tarihine kadar bu görevi yürüttü. Büyükelçi Özçuhadar halen Dışişleri Bakanlığı'nda COVID-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi'nde koordinatör büyükelçi olarak görev yapmaktadır. Sayın Büyükelçim, söz sahibinin eseridir diyor ve sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Cemal Bey. Ben de sizin şahsınızda GASAM'a bu fırsatı verdiğiniz için, beni davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Size bugün tarihsel süreç içerisinde Türkiye-Sri Lanka ilişkilerini biraz anlatmaya çalışacağım. Ancak bu Türkiye-Sri Lanka ilişkilerine girmeden önce biraz Sri Lanka nedir, nerededir ve genel itibariyle bir Sri Lanka'yı bir tanıtmak istiyorum size. Sri Lanka, size bu çerçevede de sizinle bazı haritaları da belki paylaşmamda fayda var. Örneğin Sri Lanka ekranda görebiliyorsun sanıyorum şu anda. Yaklaşık 65 bin kilometre, yani Türkiye'nin 12'de biri büyüklüğünde, Hint Okyanusu'nda inci şeklinde bir ada devletidir. Kuzeyinde Hindistan vardır, güneyinde Maldivler vardır. Hindistan'a yaklaşık bir 30 kilometrelik bir mesafe
mesafededir. 30-31 kilometrelik bir mesafededir. Ve bu ülkede bu 65 bin kilometre karelik alanda, Türkiye'nin 12'sinde biri büyüklüğündeki alanda yaklaşık 21,5 milyon insan yaşamakta. Bu 21,5 milyon insan farklı etnisitelere ve farklı dinlere mensup. Size daha şöyle adanın tam bölgesel olarak ve gördüğünüz üzere kuzeyinde Hindistan var, güney batısında Maldivler var ve Güney Asya'da Hint Okyanusu'nda bir ada devleti. Daha geniş perspektiften baktığınızda da Hint Okyanusu'nda son derece stratejik bir konumda. Lokasyon itibariyle, konum itibariyle son derece jeostratejik açıdan çok önemli bir konumda. Az evvel de değindiğim üzere bu nispeten küçük adada, küçük desek 65 bin kilometre kare az bir alan değil ama 21,5 milyon insanın yaşadığı bu alanda farklı etnisitede, farklı dinlerde insanlar yaşamakta. Bu etnik yapı olarak ülkenin yaklaşık %75'i Sinhala, %11.2'si Sri Lanka Tamili, %4.1'i Hint Tamili, %9.3'ü Mor yani Müslümanlar dan oluşuyor. Dini yapı ise, dini dağılım ise şöyle. Aslında etnisiteyle dinsel yapı birbirine çok yakın ama ufak farklılıklar var. Dini yapıda ise yaklaşık %70'i Budist, %12.6'sı Hindu, %9.7'si Müslüman, %7.6'sı da Hristiyan'dan müteşekkil. Şimdi bu farklı kültürlerin, farklı etnisitelerin de kendine has kıyafetleri, kendine has gelenekleri, görenekleri var. Bakın bunlara da sizlerden örnekler göstereyim. Şimdi bu ilk gördüğünüz bu grup Sinhala Budistlerin bir düğün merasiminden alınmış bir görüntü. Bu geleneksel Sinhala Budistlerin milli kıyafeti veyahut da düğünlerde giydikleri düğün merasimi kıyafetleri. Bundan sonra şurada bu Tamillerin bir düğün kıyafeti. Özellikle düğün kıyafetlerini seçtim ki hani bir mukayese veya bir farklılık görülebilmesi için. Ondan sonra diğer bir şey. Bu görüntü ne kadar hızlı? Evet. Bu görüntü oradaki Müslümanların düğünlerinden bir görüntü. En son olarak da bir Hristiyan düğününden, Hristiyan Sri Lankalıların düğününden bir görüntü. Bu topluluklar belli bir uyum içerisinde yüzyıllardan beri beraber yaşamaktalar. Ülkedeki ülke şey açısından da doğal güzellik ve doğal zenginlik açısından da çok zengin bir ülke. Çok farklı bir ülke aslında. Bilmiyorum aranızda hiç Sri Lanka'yı görme imkanı olan veya oraları gezip görme, inceleme imkanı olan oldu mu? Ama örneğin Sri Lanka'da yaklaşık 5000 tane yabanda yani vahşi yaşamda fil yaşamakta. Yani serbest dolaşan fil var 5000'e yakın. Dünyadaki en yoğun leopar popülasyonu Sri Lanka'da. Ondan sonra ülke son derece yeşil, masmavi denizi olan, güzel plajları olan, çok güzel ormanları ve doğa yapısı itibariyle pek çok endemik bitkiye de sahiplik yapan çok farklı bir ülke, çok güzel bir ülke. Ve eski bir ülke, eski bir medeniyet.
yaklaşık 2500 yıllık bir medeniyetleri var. Milattan önce 500'den itibaren büyük medeniyet kurmuş ve geleneklerini oluşturmuş ve o dönemlerde bile büyük başarılar elde etmiş bir medeniyet. Ülke böyle güzel görüntülere sahip bir ülke ama diğer taraftan da işte başkent Colombo modern bir başkent yapılarıyla, caddeleriyle günümüzde bilinen ve bildiğimiz bir medeni bir ülke görüntüsü arz ediyor. Bu genel şeyleri ifade ettikten sonra ülkenin resmi dili bugün Sinhalaca. Ama Tamilce'de kullanılıyor. Tamilce'de resmi olarak kullanılabilir. Ayrıca İngilizce'de yazışmalarda kullanılan bir dil. Şimdi size kısaca bir de Sri Lanka'nın tarihinden bahsetmek istiyorum. Az evvel ifade ettiğim üzere yaklaşık 2500 yıl öncesinden beri bu ada medeniyetlerin veya devletlerin beşiği olmuş bir yer. Bundan yaklaşık 2300 yıl önce Anuradhapura'da, yani Sri Lanka'nın kuzeybatısında olan ve yaklaşık 1400 yıla yakın başkentlik yapmış olan Anuradhapura şehri bir üniversite şehri. Çevre ülkelerden, çevre coğrafyalardan buraya okumaya, aydınlanmaya gelen insanlar var. Ben Anuradhapura'ya gittiğimde, bu tarihi mekanları ziyaret ettiğimde büyük hayranlık duydum, büyük şaşkınlık duydum. Çünkü yaklaşık 2300 yıl öncesinde işte öğrenciler için yapılmış olan mekanlar, işte oradaki bilmem derdikler ve diğer yapılar insanı etkiliyor. Milattan önce 300'lerde Avrupa'nın veya Amerika'nın veya Asya'nın diğer bölgelerindeki hayat şartlarını veya medeniyetleri düşündüğünüzde dönemin en ileri, en medeni merkezlerinden bir tanesi Sri Lanka. Bu itibarla Sri Lanka'yı tanımaya çalışırken, Sri Lanka'yı anlamaya çalışırken Sri Lanka'nın tarihsel geçmişini de bilmek lazım. Sri Lanka'nın tarihsel geçmişini sadece kolonyal güçlerin işte dönem işgal ettikleri dönemler itibariyle okumak çok yanlış veya eksik olacaktır. Doğru, Sri Lanka 1505'ten itibaren farklı Avrupalı güçlerin müstemlekesi, kolonisi olmuştur ama bunun öncesinde de kendini idare edebilen bir medeniyet kurmuş, bir yapı oluşturmuş ciddi bir kültürdür, ciddi bir yapıdır. Bu tarihsel süreç içerisinde tabii Sri Lanka kuzeydeki komşusundan, Hindistan'dan pek çok istila da görmüştür. Yani tarihler Sri Lanka'nın tarihsel süreç içerisinde 1500'lere kadar yaklaşık 8 kere Hindistan'ın, Güney Hindistan'dan gelen muhtelif saldırganlar veyahut da muhtelif güçlerin istilasına uğradığını anlatmaktadır. Ben burada çok detaylı olarak Sri Lanka tarihine girmek istemiyorum. Çünkü bu apayrı bir konu, apayrı bir dal ama çok zengin bir konu aslında bu. Sri Lanka'nın konumundan az evvel bahsettim. Bu konumunun jeostratejik ve ticaret yolları üzerinde oluşu burayı her zaman cazip kılmıştır. Pek çok yabancı devlet nezdinde. Bu çerçevede zaten 8. 9. yüzyıldan itibaren Arap tacirlerin Sri Lanka'ya gelip orada faaliyet göstermeleri ve orada ticaret yapmaları zaten bilinen bir şeydir. Ancak bu ticaret yollarının kontrolü,
ticaret yolları üzerinde bulunan bu limanların kontrolü ayrı bir husustur ve ayrı bir şekilde değerlendirmek gerekir. Zira Portekizliler 1505'te gelerek Sri Lanka'nın önemli limanlarını işgal ediyorlar ve bir sömürge çeviriyorlar. 1505'ten 1658'e kadar yaklaşık 150 sene bir Portekiz egemenliği var. Yalnız şunu da belirtmek gerekiyor. Portekizliler adanın içlerine girmiyorlar. Sadece kıyı şeridindeki belli başlı limanlarda kalıyorlar ve oralara hükmediyorlar ve ticareti kontrol ediyorlar. Bu Sri Lanka'nın içerisinde yerel iktidarların, yerel krallıkların devam etmesini de sağlıyor. Portekizlerle mücadele eden Sinhala krallıkları Portekizlerden kurtulmak için Hollandalılarla bir işbirliğine giriyor. Daha sonra Hollandalılar 1658'de gelip Portekizlileri oradan defediyor. Ama kendileri yerleşiyor. Yani kurtarıcıdan da kurtulmak gerekiyor bir zaman sonra. Bu da ayrı bir mevzu. 1658'de Hollanda yönetimi başlıyor. Hollandalılar da keza adanın kuzeyinde, doğusunda ve batısında ve güneyinde liman bölgelerini ve sahil kesimlerini tutuyorlar ve oralarda ticarete müdahil oluyorlar, ticareti kontrol ediyorlar. 1796'ya kadar süren Hollanda egemenliğinden sonra İngilizler geliyor. İngilizler ilk 1796'da Hollandalıları işte oradan çıkartarak kendi etkilerini, kendi sömürge düzenlerini kurmaya başlıyorlar. Ama İngilizler Portekizlilerden ve Hollandalılardan farklı olarak adanın içlerini de işgal ediyorlar. Adanın tümünü işgal ediyorlar. 1815'ten itibaren en son Kandy'de bulunan Sinhala Krallığı da yıkılarak ülke adı tümüyle İngiliz hegemonisi, İngiliz sömürgesi olarak tarihte yer almaya devam ediyor. Bu ne zamana kadar sürüyor? 1948'e kadar. 1948'de Sri Lanka İngiltere'den bağımsızlığını kazanıyor. İngiliz sömürgesi döneminde ülkeye bugün de hepimizin işte bir şekilde bildiği Ceylon çayı, Sri Lanka çayı veya Türkiye'de genel adıyla kaçak çay diye bildiğimiz çay plantasyonları başlıyor. Aslında İngilizler en başta ülkede kahve plante ediyorlar. Biliyorsunuz bu sömürgeci güçler yerleştikleri ülkelerde bir çok kültürlülüğü, yani tarımsal olarak çok kültürlülüğü sıfırlayıp monokültüre yönlendirirler ve monokültürde elde edilen büyük işte ürünleri dünya pazarlarında satarak bundan kar ederler, para kazanırlar. Sri Lanka'da da aslında ta işte 1830'lara kadar çay bitkisi bilinen bir bitki değil. İçilen bir şey de değil, kullanılan bir şey de değil. Ancak İngilizler en başta kahve plante ettikleri, bahçeleri, tarlaları oluşturdukları şeydi. Kahveden istedikleri randımanı alamıyorlar. İşte kahveye bitkisine ulaşan bir mantar hastalığı bütün ekinleri yok ediyor ve kahvenin orada yetiştirilemeyeceği anlaşılıyor veyahut da ekonomik olarak faydasının olamayacağı anlaşılıyor. Bunun üzerine Hindistan'dan çay fideleri getiriliyor ve ülkedeki büyük ormanlık, dev, çok güzel ormanlık araziler kesilerek tarlalar açılıyor, büyük şeyler açılıyor ve oralara çay fideleri, çay tarlaları oluşturuluyor. Yalnız tabii ondan sonra bir problem çıkıyor. Çünkü bu çay bitkisi çok yoğun emek, insan emeği gerektiren bir bakımıyla, toplamasıyla, işte taşımasıyla falan insan emeği gerektiren bir bitki.
Sinhalalar İngilizlerin onları burada çalıştırmasını kabul etmiyorlar ve karşı geliyorlar. Yani Sinhala Budistler İngilizlerin orada onları çay plantasyonlarında çalıştırmalarını müsaade etmiyorlar ya da itiraz ediyorlar. Bunun üzerine İngilizler Güney Hindistan'daki Tamil Nadu eyaletinden 1 milyona yakın Tamil'i çay plantasyonlarında çalıştırmak üzere Sri Lanka'ya getiriyorlar. Şimdi Sri Lanka'nın genel etnik yapısında tabii ki Tamiller var. Yani yüzyıllardan beri orada yaşayan Tamiller var. Ama belli bir oran içerisinde, belli bir denge içerisinde. Şimdi birden 1 milyon tane Tamil çay işçisinin ülkeye getirilmesi ülkedeki bir takım demografik dengeleri de etkiliyor. Onun sıkıntılarını daha ileriki yıllarda Sri Lanka yaşayacak. Velhasıl kelam İngilizler burada bu sömürge yönetimi içerisinde hani belki tren yolları, binalar, yollar falan inşa ediyorlar ama bu tren yollarının, yolların, işte yapıların inşa edilmesindeki amaç Sri Lanka halkının ihtiyaçlarına hizmet etmek değil, ülkenin iç kısımlarında yetiştirilen çayın ve diğer ürünlerin liman bölgelerine taşınılması için bir imkan yaratmak amacıyla. Gerçi hala bugün İngilizlerin yaptığı tren yolları, efendime söyleyeyim, istasyon binaları, yollar falan kullanılıyor. Evet, bir katkı sağlamış ama yani onların yapılış amaçları orada sömürge sistemi içerisinde, sömürge düzeni içerisinde elde edilen tarım ürünlerinin dünya pazarlarına satılmak üzere limanlara rahatlıkla getirilebilmesini sağlamak amacıyla yapılmış şeyler, yatırımlar. Genel itibariyle böyle çok kısa olarak size yani son 2500 yıllık Sri Lanka tarihi hakkında genel bir bilgi verdikten sonra 1948'den itibaren Sri Lanka'da neler oldu, yani yakın tarihimizde neler oldu, birazcık da onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Ve hepimizin şu veya bu şekilde duyduğu ve bildiği işte Tamil kaplanları örgütünün, terör örgütünün Sri Lanka'daki yaklaşık 30 yıla yakın ayrılıkçı terör eylemlerinin menşei, kaynağının ne olduğu konusunda da bir kısa bilgi vermek istiyorum. 1948'de Sri Lanka bağımsızlığına kavuşuyor. İngilizler ülkeden ayrılıyor ama biliyorsunuz İngilizler hiçbir zaman hiçbir yerden ayrılmıyorlar. Hep oradalar ve farklı metotlarla orada kalmaya devam ediyorlar. Pek çok İngiliz sömürgesinde veya hemen hemen her İngiliz sömürgesinde yapıldığı üzere İngilizler sömürge yönetimleri boyunca ülkede bulunan belli bir azınlığı farklı teşviklerle eğitimlerini, işte gelişmelerini, maddi gelişmelerini falan teşvik ederek kendilerine sadık gruplar oluşturuyorlar. Bu çerçevede Tamiller de İngiliz sömürge yönetimi içerisinde öncelikli olarak, ayrıcalıklı olarak eğitim imkanlarından yararlandırılarak, misyoner okullarında pek çoğu Hristiyanlığa da devşirilerek ve farklı avantajlar sağlanarak İngiliz koloni yönetimi döneminde onların destekçisi ve bir nevi onların idaredeki, idari sistemdeki insanları, adamları oluyorlar. Örneğin, size az evvel ifade ettim, ülkedeki nüfusun sadece yaklaşık %12'ye yakını Tamilken, devlet memuriyetinde bulunan Tamillerin oranı yaklaşık %48. Yani yarı yarıya Tamillerden şey. Veya işte üniversite öğrencilerinin oranı. Yani ülkedeki mevcudiyetlerinin çok daha ötesinde bir
mevcudiyetleri var. Ülkenin yönetiminde, eğitiminde veya üst segmentlerinde. 1948'de bağımsızlığına kavuşan Sri Lanka, tabii dönemin Sinhalı yöneticilerinin bir takım iktidara gelen Sri Lanka yöneticilerinin bir takım vaatleriyle, sözleriyle belli bir beklenti içerisine giriyor. Ancak pek çok geri kalmış ülkede veya pek çok ülkede görüldüğü üzere bu vaatlerini, bu sözlerini yerine getiremeyen hükümetler siyaseten iktidarda kalabilmek için bu başarısızlığın veya bu eksikliklerin sebebini bir günah keçisi, bunlar için bir günah keçisi sarıyorlar. Ve burada da Tamiller zaten orantısız bir şekilde devlet yönetiminde olan Tamiller bir hedef haline getiriliyorlar. Aşırı milliyetçi politikalar, Sinhala Budist aşırı milliyetçi politikalar uygulanmaya başlanıyor. Ülkede o zamana kadar okullarda Tamilce de öğretiliyor veya Tamilce müfredatlı okullar olmakla beraber o okulları okullardan mezun olanların üniversiteye girmelerini engellemek için bundan sonra sadece Sinhalaca bilenler üniversitelere kabul edilecek gibi kurallar getiriyorlar. Sadece Sinhalaca konuşulacak gibi resmi makamlarda sadece Sinhalaca konuşulacak gibi kurallar getirerek devlet cumhuriyetinden onları uzaklaştırıyorlar. Ayrıca İngiliz sömürge döneminde getirilen 1 milyona yakın Tamil'i tekrar Hindistan'a, yani hani yaklaşık 100 yıldan beri orada yaşayan Tamil'i vatandaşlık vermeyerek tekrar Hindistan'a geri göndermeye çalışıyorlar ve gönderiyorlar. Bunlar pek çok tabii sosyal sıkıntıya, huzursuzluğa ve acılara neden oluyor. Ve yüzyıllardan beri beraber yaşayan Tamil ve Sinhalalar arasında bu burukluklar, bu sıkıntılar belli bir gerilime, belli bir çatışmaya yavaş yavaş yol almaya başlıyor. Az evvel de ifade ettiğim üzere etnik çatışma veya etnik farklılıkların kışkırtılarak bir şekilde ülkenin gündemine sokulması İngiliz sömürge yönetiminin pek çok sömürgesinde uyguladığı bir metottur. Oradan ayrılırken de bu saatli bombayı Sri Lanka'nın içine yerleştirip oradan ayrılıyorlar. Bu saatli bomba zamanı geldiği zaman patlıyor tabii. Bunun tabii patlamasında sadece İngilizlerin bunu oraya yerleştirilmesi değil, aynı zamanda çoğunlukta olan Sinhalıların azınlıkta olan Tamillerle olan ilişkilerindeki acımasız, gaddar, aşırı milliyetçi ve hani onlara hiçbir hak tanımayan, onları ve ülkedeki bütün olumsuzlukların nedenini onların üzerine yıkan bir siyasetin de şeyi var, payı var. Yani burada o yüzden objektif olarak bakmak gerekirse doğru, bazı haksızlıklar, haksız bir şekilde Tamillerin bir takım avantajları var ama bununla mücadele etmenin metodu da bu şekilde ayrıştırarak veya polarize ederek veya kutuplaştırarak olmamalıydı. Bunun sonucu da ülkede 30 yıla varan ve ülkeyi siyaseten ve ekonomik olarak bir çöküntüye götüren bir iç savaşları şey oluyor. Bu 1948'den sonra daha biliyorsunuz dünyanın ilk kadın başbakanı Bandranayke Sri Lanka'dan çıkıyor. Bu Sri Lanka'dan çıkmasını da şöyle bir, hani bu kadın olup başbakan seçildiği için değil, kocası olan Bandranayke'nin bir suikaste öldürülmesinden sonra kocasının yerine başbakanlığı devralmasıyla bu gerçekleşiyor. 1972'di ve Bandranayke son derece o zaman dönemin siyasi konjonktürü çerçevesinde
Bağlantısızlar Hareketi'nin liderlerinden biri oluyor. Castro'yla, işte Sukarno'yla falan beraber. 1972'de ülkenin adı Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti olarak değiştiriliyor. Ve o iki kutuplu dünya düzeni içerisinde Bağlantısızlar Hareketi'nin gelen yapısı içerisinde daha Doğu bloğuna yakın bir politika izliyorlar. Diğer taraftan bu ülkedeki Tamil sorunuyla ilgili olarak da Hindistan'ın bir müdahalesi var. Çünkü Hindistan'ın güneyinde bulunan Tamil Nadu eyaletinde yaklaşık 70 milyon Tamil yaşıyor. Ve bu 70 milyon Tamil Sri Lanka'daki soydaşlarına bu şekilde muamele görmesinden veya bu şekilde mağdur olmasından son derece rahatsız. Ve Sri Lanka'daki Tamil ayrılıkçı hareketini de Hindistan uzun yıllar destekliyor. Tamil kaplanları dediğimiz terör örgütü ve ayrılıkçı terör hareketi bu çerçevede 70'lerin ortasından itibaren yapılanmaya başlıyor. Ve 1982'de bir asker, 12 tane askere bir saldırıda bulunuluyor. Sinhala askerine, Sri Lanka askerine, Tamiller tarafından. Ve bu olay öyle bir şeyden çıkıyor ki, şirazesinden çıkıyor ki, Sri Lanka'da bulunan pek çok Tamil iş yeri, halk, işte evi, Sinhala Budist milliyetçiler tarafından basılıyor, yakılıyor ve büyük bir mezalim yaşanıyor. 80'lerin ortasından itibaren bu Sinhala Tamil mücadelesi bu raddeye ulaştıktan sonra yaklaşık 150 bine yakın Tamil yurt dışına göçmen olarak gidiyor. Kaçıyorlar, mülteci oluyorlar. Bunların bir kısmı Hindistan'a, bir kısmı Amerika'ya, bir kısmı Kanada'ya, Avustralya'ya, İngiltere'ye, İsviçre'ye, Fransa'ya, Almanya'ya yerleşiyorlar. Ve bu daha önce de ifade ettiğimiz üzere Tamillerin kaçan kısmı bunların en eğitimli, bilgili, donanımlı kısmı. Ve gittikleri ülkelerde bu insanlar, bu Tamiller, bu Tamil diasporasını oluşturuyorlar. Tamil diasporası onları oluşturan kitlenin eğitim yapısında yüksekliği nedeniyle çok etkili oluyor. Yani sayısı olarak öyle çok fazla olmasalardı ama eğitim seviyeleri neticesinde yüksek kalibrede oldukları için de çok etkili bir diaspora oluşturuyorlar. Örneğin bugün Kanada'daki kabinede Tamil bakan var. Örneğin bugün Amerikan başkan yardımcısı olan Kamala Harris'in annesi Tamil. Babası Jamaikalı ama kendi annesi Tamil. Gerçi Sri Lanka Tamili değil, Hindistan Tamili ama yine de bir Tamil. Yani Tamillerin dünyada kuvvetli bir diasporası var. Onu ifade etmek istiyorum. Ve bu diasporanın faaliyetleri neticesinde Sri Lanka'daki Tamil Tiger'ların, Tamil Kaplanlarının mücadelesi on yıllarca hem Hindistan tarafından hem batılı ülkeler tarafından bir nevi destekleniyor. Ama gel zaman git zaman bu Tamil milliyetçiliğinin bir zaman sonra Hindistan'ın da bütünlüğüne zarar verebileceği göz önüne alındığında, çünkü kendilerinde de yaklaşık 70 milyonluk bir eyalet var, Tamil eyaleti var. Hintliler ya bu işte bir hani çok da fazla ileri gitmememiz gerekir düşüncesiyle bu Tamil kaplanlarını destekleme fikrinden geri durmaya başlıyorlar. Ve Sri Lanka hükümetiyle Tamil Tiger'larının mücadelesinin işte aralarında bir nevi barış gücü oluşturarak bir aralarında bir buffer zone bir oluşturmak için Hindistan'dan barış gücü gönderiyorlar. 1500'e yakın Hint askeri Sri Lanka'ya geliyor 80'lerin sonunda 90'ların başında sanıyorum.
Tamiller bu işten son derece rahatsız oluyorlar. Çünkü gelenler Tamil değil, Hindu askerleri. Başka Hindistan'ın başka kesimlerinden gelen askerler. Ve yüzlerce Hint askeri Tamil kaplanları tarafından burada öldürülüyorlar. Ve Tamiller Hindistan'a o kadar sinirleniyorlar ki, bir reaksiyon içerisindeler ki, ve nitekim bu barış gücü askerleri de daha sonra geri çekiliyor. Bu askerleri buraya gönderen dönemin başbakanı Rajiv Gandhi, 1991'de, gerçi o zaman başbakanlıktan ayrılmıştı, ana muhalefet lideriydi. 89'da sanıyorum başbakanlıktan ayrıldı. 91'de seçimler öncesinde, tekrar başbakan olarak seçimler öncesinde yaptığı bir propaganda çalışması sırasında bir Tamil kaplanı tarafından suikaste uğratılarak öldürülüyor. Yani Hindistan'ın başbakanını öldürüyor Tamil kaplanlar. Eski başbakanı. Bu tabii bardağı taşıran son damla oluyor Hindistan açısından ve o noktadan sonra Tamil kaplanlarına destek tam tersine dönüyor. Bu Tamil kaplanları denilen terör örgütü de öyle hani işte 3-5 tane çapulcu bilmem ne falan değil. Hava kuvveti olan bir terör örgütü. Colombo Havalimanı'nı bombalıyorlar hava kuvvetleriyle. Ülkenin cumhurbaşkanını öldürebiliyorlar. Ülkenin dışişleri bakanını öldürebiliyorlar. Ve biliyor musunuz terör literatüründe intihar bombacısı kavramı Tamil kaplanları tarafından geliştiriliyor. İlk kez intihar bombacısı eylemleri Tamil kaplanları tarafından gerçekleştiriliyor. Son derece vahşi, son derece acımasız bir şey oluyor. Bir terör örgütü bu Tamil kaplanları. Ama bu kadar uzun süre, çünkü küçük bir adada devlet gücüne karşı bu kadar uzun bir süre mücadele verebilmek kolay bir şey değil. Yani Türkiye'nin de terörle mücadelesi var ama Türkiye'de yıllar boyunca Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütleri veya bir takım müdahaleler esnasında komşu ülkelere kaçarak melce bulabiliyorlardı. Ama hani küçük bir adada onları imha etmek aslında bu kadar zor olmasa gerekir diye düşünüyorsunuz. Ama Tamil kaplanların arkasında bambaşka güçler ve farklı oyunlar dönüyor. Nitekim en sonunda batılı ülkelerinde Tamil kaplanlarına yaklaşımı, onca işte barış girişimine şuna buna falan karşılık bulmayınca batılı ülkelerinde Tamil kaplanlarına olan yaklaşımı değişiyor ve onlara destekten kendilerini geri alıyorlar. Bu arada Sri Lanka'ya kim destek oluyor? Çin ve Pakistan. Çin'in istihbarat desteği veya lojistik desteği, Pakistan'ın askeri desteği, Sri Lanka'nın Tamil kaplanlarını yenmesinde çok önemli bir etki gösteriyor. Nitekim 2009 yılında artık en son muharebelerde Tamil kaplanlarının tüm lider kadroları aileleriyle beraber öldürülerek bu terör örgütü sonlandırılıyor. Dünyada aslında terör örgütlerini askeri tedbirlerle sonlandırabilen yegane örnektir Sri Lanka. Yani başka yerinde terör örgütünü silahlı mücadeleyle sıfırlayabilen bir örnek yok daha. Bu tabii Sri Lanka'nın da bütün bu mücadele içerisinde kendisine destek olan Çin'e daha bir meyil etmesine, daha bir yakınlık duymasına da vesile oluyor. Çin'in son 10-15 yılda anormal bir güçlenme ve genişleme ile Güneydoğu Asya dahil olmak üzere Asya'nın pek çok bölgesinde bir yayılma politikası izlemesi haliyle batılı devletleri de endişelendiriyor. Hindistan'ı da endişelendiriyor. Çünkü Hindistan'la Çin de geleneksel olarak
toprak ihtilafları olan ve birbirleriyle çok da iyi geçinmeyen komşu devletler ve hatta düşmanlık noktasına varan şeyler olan, ilişkileri olan iki devlet. Bu çerçevede Çin Sri Lanka üzerinde bir etki sahibi olması hem Hindistan'ı hem Amerika Birleşik Devletleri'ni son derece rahatsız ediyor. 2015'e kadar Çin'le çok yakın ilişkileri olan Rajapaksa hükümeti iktidarda kalabiliyor. Ancak 2015 Ağustos'unda yapılan seçimlerde Amerikan NGO'larının katkıları, Hint istihbaratının desteği ve muhtelif ayak oyunlarıyla ülkedeki seçimlerde Çin'e müzahir olan hükümet seçimleri kaybediyor ve Batı'ya ve daha ziyade Hindistan'a müzahir olan bir yeni hükümet geliyor 2015 yılında. 2015 yılından 2019 yılına kadar bu hükümet görevde kalıyor. Bu görevde kaldığı süre boyunca aslında çok işte bilmem demokratikleşme, sosyal refah, şu bu filan gibi vaatlerle gelen bu hükümet aslında hiç son derece başarısız oluyor. Ülkenin genel kronik sorunları olan işte yolsuzluk, nepotizm, adam kayırma, işte efendime söyleyeyim fakirlik gibi sorunlarda da hiçbir doğru çözüm, bir şey geliştiremiyor bu hükümet. 2019'da Rajapaksa'nın ağabeyi Gotabaya Rajapaksa seçimlerde büyük bir başarı elde ederek Cumhurbaşkanlığını kazanıyor. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi ayrı, parlamento seçimleri ayrı yapıldığı için 2020'nin Ağustos'unda da parlamento seçimlerinde Mahinda Rajapaksa, yani Cumhurbaşkanı'nın küçük kardeş başkanlığındaki partide parlamentoda çoğunluğu kazanarak küçük kardeş de başbakan oluyor. Sri Lanka'nın yönetim şekli bir yarı başkanlık sistemiyle gibi bir şey düşünebilirsiniz. Cumhurbaşkanı hem devletin hem hükümetin başı, başbakan da var ama başbakan da hani bakanlar kurulunda en kıdemli bakan filan pozisyonda olan bir şey ama asıl asıl güç Cumhurbaşkanı'nda. Şimdi bütün bu şeyler çerçevesinde bu Sri Lanka'ya işte Çin'de, Amerika'ydı, Hindistan'da niye bu kadar çok önem veriyorlar? Ya bu Sri Lanka'nın, bu küçücük adanın, Hint Okyanusu'ndaki bu adanın önemi ne? Size çok kısaca şöyle söyleyeyim. Güney Asya'da veya Hint Okyanusu'nda faaliyet gösteren, oradaki ticaretin akışından bir faydası olan veya oradaki ticaretin akmasını isteyen, oradaki ticaretin devam etmesini isteyen veya orada askeri kuvvetleri bulunan ülkeler için Sri Lanka bir nevi batmayan bir uçak gemisi gibi. Oradan bütün Hint Okyanusu'na, bütün o civara şey yapabilirsiniz. Bakın size tekrar o haritayı göstereyim. Daha şimdi Sri Lanka'nın Hint Okyanusu'nu görüyorsunuz. Yani Hint Okyanusu o kadar Sri Lanka'nın Hint Okyanusu'ndaki yerini görüyorsunuz. Oradan Hint hem sağına hem soluna hem güneyine pek çok yere ulaşmak, böyle bir merkezde olmak çok önemli. Stratejik açıdan çok önemli. İkincisi bu Sri Lanka'da çok önemli iki tane liman var. Biri Trincomalee Limanı, biri de Colombo Limanı.
Niçin bu limanlar çok önemli? Çünkü bu iki liman doğal olarak derin limanlar. Doğal derin liman ne demek? Yani herhangi bir ameliye gerektirmeden, bir kazma işlemi, şubu falan yapmadan çok büyük dev tankerlerin, dev kargo, konteyner gemilerinin yanaşabilmesine ve yükleme yapıp yükleme boşaltmasına imkan sağlayabilecek limanlar bunlar. Bunun şöyle bir önemi var. Hindistan'ın, bakın, hem batıda hem doğuda yüzlerce kilometrelik sahili var. Ama derin limanı yok. Hindistan'a giden bütün büyük yekünlü mallar, büyük çaplı malzemeler önce Colombo Limanı'na veya Trincomalee Limanı'na getiriliyor. Orada büyük gemilere naklediliyor ve oradan dünyaya gidiyor. Veya dünyadan büyük çapla gelen malzeme önce Colombo Limanı'na indiriliyor. Oradan daha küçük gemilere, daha küçük tonajlı gemilere yükleniyor. Ve oradan Hindistan'daki daha sığ olan limanlara gönderiliyor. Bu yüzden Sri Lanka'daki bu doğal derin limanlar Hindistan için hayati önemde. Hayati önemde. Yani bu limanlardan vazgeçmeleri veya o limanlarda bir aksamanın olması, o limanların işte kapatılması falan Hindistan'ın hem ihracatını hem ithalatını çok ciddi sıkıntıya sokabilir. Diğer bir taraftan Çin'in Hindistan'la olan ilişkileri çerçevesinde işte Pakistan'la kurduğu yakın ilişkiler, yok efendim Myanmar'la kurduğu yakın ilişkiler, Bangladeş'le kurduğu yakın ilişkiler, Hindistan'ın kendisinin Çin tarafından bir çevrelendiği düşüncesini yönlendiriyor. Ve bu çerçevede artık hem doğuda hem batıda böyle Çin müttefiki olan ülkelerle sarılmışken bir de güneyde Çin'e müzahir bir ülkenin bulunması Hindistan tarafından tercih edilen, istenilen bir şey değil. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin de veya batılı ülkelerin de Çin'in Hint Okyanusu'nda bu kadar stratejik bir noktada bir ülkede etki sahibi olmasını istememeleri de Sri Lanka'nın batılı ülkeler nezdindeki öneminin göstergelerinden bir tanesi. Size bir şey daha, bir harita daha göstermek istiyorum. Çin'in niçin Çin açısından niçin bu önemli olduğunu. Şimdi gördüğünüz bu harita kuşak yol projesi dediğimiz Çin'in dünya ticaretinde etkisini veya mal akışını daha hızlandırmak veya daha yoğun bir ticaret yapabilmesini sağlamak için geliştirdiği bir proje. Bu kırmızıyla gördüğünüz yol Silk Road Economic Belt denilen, yani ekonomik kuşak veya İpek Yolu ekonomik kuşağı, görüyorsunuz Türkiye üzerinden de geçiyor. Bu bir karayolu girişimi. Şeyle gördüğünüz mavi nokta nokta olarak gördüğünüz ise Deniz İpek Yolu. Çin'in doğu sahillerindeki limanlarından yüklenen mamül maddeler bu gördüğünüz güzergah, mavi deniz güzergahı üzerinden Avrupa'ya kadar ve yol üstünde de uğradığı şeylerde de Çin mamüllerini götürebilecek şeyler. Ayrıca bu aynı yol geri giderken de özellikle Afrika'dan ham maddelerin Çin'e tekrar getirilebilmesini sağlayan güzergahlar. Burada Colombo Limanı'nın ne kadar önemli ve merkezi bir noktada olduğunu görebiliyorsunuz. Size çok çağrı
çarpıcı bir istatistik vermek istiyorum. Dünya petrol ticaretinin %70'i ve konteyner trafiğinin %50'si Hint Okyanusu üzerinden sağlanıyor. Bu önemli Doğu-Batı deniz yolu koridorunun deniz yolu koridoru Sri Lanka'nın 10 deniz mili açığından geçiyor. Yani yılda 4500'ü petrol tankeri olmak üzere 36 bin ticaret gemisi bu güzergahı kullanıyor. Yani böyle bir güzergah, böyle bir ana yol üzerinde bir konumda Sri Lanka. Bütün bunları ifade ettikten sonra Sri Lanka'nın işte geçmişi, 2500 yıllık geçmişin kısa tarihi, 1948'den sonra 2009'a, 2015'e kadar olan yakın tarihinde yaşadığı sıkıntılar ve uluslararası politika açısından, uluslararası siyaset açısından taşıdığı jeostratejik öneminde bahsettikten sonra şimdi de size Türkiye-Sri Lanka ilişkileri hakkında bir özet bilgi var. Bizim ilk olarak Sri Lanka ile resmi ilişkimiz 1864'te Osmanlı İmparatorluğu'nun Sri Lanka'nın Gol şehrine bir fahri konsolos atamasıyla başlıyor. O zamanki adıyla Ceylon bir İngiliz sömürgesi durumunda. Osmanlı İmparatorluğu Londra'daki sefareti vasıtasıyla İngiliz hükümetine başvuruyor ve Gol şehrinde tespit ettiği bir Hasan Lebne Marikar isimli oranın önde gelen tüccarlarından birini Gol şehrine fahri konsolos atamak istiyor. Bu yani bu oraya fahri konsolos atanmasındaki şeylerden bir tanesi de asıl unsurlardan bir tanesi, nedenlerden bir tanesi de Sri Lankalı Müslümanların haç farizelerini yerine getirme konusunda yardımcı olunması amacıyla yapılıyor bu iş aslında. Lebne Marikar'dan sonra onun oğlu Abdülmecit fahri konsolosluk görevini üstleniyor. 1891-1903 yılları arasında. 1903-1915 yılları arasında da bu sefer Colombo'da bir fahri konsolos atanıyor. O atanan fahri konsolos adı da Muhammed Makam Markar. O da orada Colombo'nun veya Sri Lanka'nın önde gelen kıymetli taş tacirlerinden bir tanesi. Ve 1915'e kadar bu şeyimiz oradaki Osmanlı fahri konsolosları oralarda görev yapıyorlar. 1948 yılında Sri Lanka bağımsızlığına kavuştuktan sonra Türkiye Sri Lanka'yı hemen tanıyor. Ve bizim Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki büyükelçiliğimiz Sri Lanka'ya akredite oluyor. Daha sonra da Sri Lanka'da da önce Kahire'de, daha sonra da Tel Aviv'deki büyükelçilikleri ülkemize akredite oluyorlar. Daha sonra 2012'de Sri Lanka Ankara'da Mukim Büyükelçiliğini açıyor. 2013'te de biz Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da büyükelçiliğimizi açıyoruz. Bizim Sri Lanka ile siyasi anlamda hiçbir sorunumuz yok. Tam aksine son derece dostane, birbirini anlayan ve birbirini destekleyen iki ülke pozisyonundayız. Çünkü şöyle bir sebebi var bunun. İki ülke de ayrılıkçı terörle mücadele etmiş, iade ediyor. İki ülkenin de benzer sıkıntıları var. Bu çerçevede özellikle uluslararası arenada Türkiye'nin uluslararası terörizmle mücadele konusunda getirdiği bütün karar tasarılarına, bütün önerilerine Sri Lanka destek veriyor. Biz de keza Sri Lanka'nın bu konudaki karar tasarılarına veya şeylerine, yaklaşımlarına destek veriyoruz. Diğer taraftan yine bizim yoğun ilişkilerimiz çerçevesinde bizim Sri Lanka bizim uluslararası anlamdaki pek çok adaylığımızı pek çoğu da karşılıksız olmak üzere destek veriyor. Bizim adaylarımızı destekliyor. Bizim lehimize oy kullanıyor.
Bu son derece bize müzahir, bizle yakın ilişkiler kurmak isteyen ve bizimle iyi ilişkiler kurmak isteyen bir ülke. Tabii zaman içerisinde ilişkiler de gelişecektir, daha da ilerleyebilecektir. Ama daha bizim mukim büyükelçiliğimiz burada kurulmadan önce ilk olarak Sayın Cumhurbaşkanımız dönemin başbakanı olarak 2005 yılında Sri Lanka'yı ziyaret ediyor. Bu ziyaretin nedeni de biliyorsunuz 2004'ün Aralık ayında büyük bir tsunami felaketi oldu. Bu tsunami felaketinde Sri Lanka'da çok etkilendi. Sayısı tam bilinememek, hala bilinememekle beraber binlerce insan öldü. Ve bu 2004 aralığında oldu bu felaket. 2005'in Şubat'ında Sayın Cumhurbaşkanımız, o zaman başbakandı, Sri Lanka'yı ziyaret etti ve yanında pek çok yardım götürdü ve onları ziyaret etti. Daha sonra 2008 yılında Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa ülkemizi ziyaret etti. Ondan sonra gerçekleşen ilk üst düzeyli temas 2016 yılında ilk defa bir Türk Dışişleri Bakanı Sri Lanka'yı resmi ziyarette bulundu. Sayın Çavuşoğlu 2016 yılında Sri Lanka'yı ziyaret etti. Ve bu şekilde bizim ilişkilerimizde üst düzeyli ziyaretler de gerçekleştirildi. Sri Lanka'dan da işte parlamentolarası dostluk eş başkanı Rauf Hakim ülkemizi ziyaret etti. Burada temaslarda bulundu. Bizim Sri Lanka ile olan ilişkilerimizde tabii daha yol alınması gereken, derinleştirilmesi gereken pek çok husus var. Bunların başında da ekonomik ilişkiler geliyor. Şu anda bizim Sri Lanka ile olan ticaret hacmimiz yani 2019 rakamlarını söyleyebilirim size. Çünkü 2020 rakamları çok şeyi ifade etmez. Çünkü bu pandemi nedeniyle hakikaten bütün dünyada ticaretin düştüğü ve şey olduğu da göz önünde bulundurulduğunda 2019 rakamlarıyla yaklaşık 180 milyon dolara yakın bir ticaret hacmimiz var. İşte neredeyse hemen hemen eşit miktarda alıyoruz, satıyoruz birbirimizi. Bu çok daha geliştirilebilir. Sri Lanka'ya daha çok Türk yatırımcı çekilebilir. Sri Lanka turizm açısından pek çok potansiyeli, pek çok imkanlar sağlayan bir ülke. Bizlerin de, Türkiye'nin de turizm konusunda çok büyük tecrübeleri var. Yani burada tabii bizlerin siyaseten bir sorunu olmayan, bize müzahir olan bir ülkede ticari ilişkilerimizi geliştirmek üzere çok daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Ama bu da kolay değil. Çünkü Sri Lanka maalesef siyasi yapısı gereği, bürokratik yapısı gereği son derece kapalı bir kutu. Yani öyle gidip orada iş yapmak da, oradaki bürokrasiyle mücadele etmek, yolsuzluklarla mücadele etmek veya farklı sıkıntılarla mücadele etmek ciddi bir enerji istiyor. Bunu göze alabilecek, bu riske girebilecek Türk yatırımcıların orada iş yapma imkanı var. Ben sözlerimi şey etmeden önce bir de özellikle Türkiye'den Sri Lanka'ya yapılan insani yardım veya insani çalışmalar hakkında da bir bilgi vermek istiyorum. Az evvel ifade ettiğimiz üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın dönemin başbakanı olarak tsunami'den etkilenen insanlara yardım yapmak üzere gittikten sonra verdiği talimat çerçevesinde tsunami mağdurlarına yaklaşık 450 konutluk bir köy yapıldı. Ve o evini tsunami'de kaybeden kişilere bu dağıtıldı. Türk Kızılayı tarafından yapıldı bu köy. Ondan sonra 2015'te bu Tamil terörü ülkede yaşayan Müslümanları da son derece menfi etkiledi. Müslümanların büyük bir kısmı ülkenin kuzeyinde yaşıyordu, Tamil bölgesinde yaşıyordu. Ve Tamiller orada bir nevi etnik temizleme yapmak üzere oradaki Müslümanları yerlerinden, yuvalarından kovdular. Onlar da ülke içerisinde yerlerinden edilmiş göçmen olarak
son derece perişan haldelerdi. Bunlara yardımcı olmak üzere Manar, yani ülkenin kuzeybatısında bulunan Manar eyaletinde bunlara verilmek üzere yine Tika tarafından 100 konutluk bir köy yapıldı. Bu köyün işte okuluyla okulu, bilmem sağlık merkezi, çocuk bahçesi falan da dahil olmak üzere. Ondan sonra 2016 yılında ülkede sel oldu. Yine Kızılay'ımız oraya yok efendim çadırlar gönderdi, battaniyeler gönderdi, güneş enerjisiyle çalışan lambalar gönderdi. Keza Tika'nın oradaki faaliyetler çerçevesinde işte Ramazan'da Ramazan kolileri dağıtılması olsun, diğer yok efendim okul çocuklarını kırtasiye malzemesi bilmem okul çantası dağıtılması olsun gibi faaliyetler oldu. Yine bence çok önemli projelerden bir tanesi 80 tane balıkçıya balıkçı teknesi verildi. 400 tane ağ verildi, balık ağ verildi. İşte yok yine şeylere, çiftçilere su motorları temin edildi. Yine TİKA ile bizim oradaki büyükelçiliğimizin de yine işbirliği ve katkısıyla örneğin engelliler okuluna bilgisayar yardımı yapıldı. Veya teknik liselere 3D printerlar verildi. Peredeniya Üniversitesi'ne 3D printer verildi. Dediler ki yani 3D printer olan ilk üniversiteye Sri Lanka dediler. Veya Sri Lankalı gazetecilere Türkiye'de 2-3 haftalık staj eğitim programları uygulandı. Sri Lanka'dan gazetecileri Türkiye'ye getirdik ve gazetecilik konularında belli kurslar temin ettik. Sri Lanka Müslüman Gazeteciler Birliği'ne bilgisayar fotoğraf makinesi desteğinde bulunduk. Yine yaklaşık 3000 çiftçinin, 3000 çiftçi ailesinin yararlandığı bir sulama göletinin tamiri işini yaptık. Yani yaklaşık 100 bin dolarlık bir projeydi o da. TİKA tarafından yapıldı bu da. Yine Büyükelçiliğimizin bir takım kermeslere katılıp orada elde ettiği gelirlerle falan fakir köylerde bulunan çocuklara ayakkabılar aldık. Ayakkabı yardımında bulunduk. Bunun gibi veya en son burada yine bu COVID-19 çerçevesinde TİKA tarafından yine Sağlık Bakanlığı'na 12 adet santrifüj cihazı hibe edildi. Yani Türkiye'nin de Sri Lanka'da işte son 2006 yılından bu yana ciddi insani yardımları söz konusu. Bunlar da bizim iki ülke arasındaki ilişkilerimizi sıcak tutan, muhabbetli olmasını sağlayan unsurlardan bir tanesi. Ben daha fazla, çünkü vakti geçirdik anladığım kadarıyla, daha fazla vaktinizi almak istemiyorum ama eğer varsa sorular, onları da yanıtlamak isterim. Değerli Büyükelçim, vermiş olduğunuz bu güzel bilgilerden dolayı şahsını